Hiç sürekli aynı güne uyanıyormuşsunuz. Günler birbirinin aynısıymış gibi hissettiğiniz oldu mu? Groundhog Day veya Türkçe yayın adıyla Bugün Aslında Dündü filmi aslında tam olarak bu konuyu ele alıyor. Ancak bir farklılık var. Baş karakter Phil Connors aynı güne uyanıyormuş gibi hissetmiyor. Gerçekten de hep aynı güne uyanıyor. Aslında bu film büyük bir metafor içeriyor ve bizlere önemli bir mesajı var. Peki Bugün Aslında Dündü filmi bize ne anlatmak istiyor? Gelin videonun devamında filmimizi birlikte tahlil edelim. Phil Connors, yerel bir televizyon kanalında hava durumu sunan, en büyük hayali ulusal bir kanala çıkmak olan, kendini beğenmiş, etrafındaki insanları hor gören bir karakterdir. 1 Şubat günü sunduğu hava durumunda yaklaşmakta olan fırtınanın Batı Pensilvanya'yı ıskalayacağını söyler. 2 Şubat günü ise önemli bir gündür. 2 Şubat, geleneksel dağ sıçanı günüdür. İnanışa göre Pensilvanya'daki Punxsutawney kasabasındaki yuvasında yaşayan, her 7 yılda bir yenisiyle değiştirilen Punxsutawney Phil adı verilen dağ sıçanı, yuvasından çıkarılır ve kendisine gölgesini görüp görmediği sorulur. Eğer gölgesini görmezse yuvasına geri dönmez ve bu da kış mevsiminin 21 Mart ekinoksundan önce sona ereceği anlamına gelir. Ancak gölgesini görür ve sonrasında yuvasına dönerse kış 6 hafta daha sürecektir. Yerel insanların bu geleneğini saçmalık olarak gören Phil Connors, yine de çalıştığı televizyon kanalının onu kutlamalara göndermesi sebebiyle dağ sıçanı gününde yaşanan şeylere katlanmak zorundadır. O zaten fırtınanın Batı Pensilvanya'yı ıskalayacağını, baharın erken geleceğini biliyordur. Phil Connors, yapımcı Rita Hanson ve kameraman Larry 1 Şubat'ta Punxsutawney'ye doğru yola çıkarlar. Phil Connors, yerel bir otel işletmesine yerleşir. 2 Şubat sabahı, saatli radyodaki I Got You Babe şarkısıyla güne uyanır. Oteldeki yerli halkın samimi yaklaşımlarını küçümseyen Phil, oteli işleten kadına akşam otelden ayrılacağını ve şehre geri döneceğini söyler. Kutlama alanına haber sunmaya giderken, yolda okuldan arkadaşı olduğunu söyleyen bir sigorta satıcısıyla karşılaşır. Bu sigorta satıcısı, aslında baştan aşağı bir ürün yerleştirme tekniğidir. Başlarda Phil Connors'ın bu adamı başından savmaya çalışırken, büyük değişimden sonra adamın sunduğu tüm sigortaları yaptırması da, aslında sigorta yaptırmanın iyi bir şey olduğunun, seyirciye aşılanması için konulmuştur. Phil Connors, kutlama alanına ulaşır ve her ne kadar öyle düşünmesi de çok eğleniyormuşçasına haberini sunar. Dağ sıçanı yuvasından çıkarılır ve gölgesini görüp görmediği sorulur. Dağ sıçanı gölgesini görmüştür. Bu, kışın 6 hafta daha süreceği anlamına gelmektedir. Phil ise bunun yanlış olduğunu kendi hava durumu tahminlerinden bilmektedir ve yine yerel insanların bu geleneklerini küçümser. Tam kasabadan şehre dönüş yoluna geçecekleri sırada büyük bir tipi bastırır. Yetkililer yolu kapatır ve Phil orada mahsur kalır. Phil'in tahmini tutmamıştır. Otele geri döner Phil uyur ve sabah gözlerini açtığında bir önceki sabah ile aynı şarkının çaldığını fark eder. Radyo spikerlerinin konuşmaları da bir önceki günün tıpatıp aynısıdır. İlk başta yayın bandını değiştirmeyi unuttukları için böyle bir durum olduğunu düşünür. Ancak odasından dışarı çıktığında da yaşadığı şeyler bir önceki günün aynısıdır. Aynı sigortacı adam, gölgesini gören dağ sıçanı ve kapanmış yol. Bir sonraki sabahta yine bunun aynısıdır. Phil bu durumu önceleri inkar etse de artık anlamıştır. O, aynı güne hapsolmuştur. Bunun üzerine canı ne isterse yapabileceğini fark eder. Hapse dahi atılsa zaten bir günden daha az süre kalıp ertesi gün otel odasındaki yatağında uyanacaktır. İnsanlara dair her türlü bilgiye sahip olabilmektedir. Bu süreçte Rita'yı da daha yakından tanır ve ondan hoşlandığını fark eder. O çok iyi bir insandır. Ancak Phil, onu hak etmediğini kendisi de bilmektedir. Artık bu aynı güne uyanma halinden sıkılan Phil, dağ sıçanını kaçırıp sürdüğü arabayla uçurumdan aşağı atlar. Ancak yine 2 Şubat sabahında kendini bulur. İntihar etmek de onun için bir çözüm değildir artık. Rita ile geçirdiği zamanlarda iyi biri olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu fark eden Phil, bu sefer daha iyi biri olmaya çalışarak takılı kaldığı günlerini geçirmeyi dener. Birkaç tekrardan sonra kendi özüne ulaşır. Çok daha iyi bir insan olur ve artık uyandığında 3 Şubat olmuştur. Aslında dağ sıçanının adı ile spiker olan Phil'in adının aynı olması bir tesadüf değildir.
Hatta restoranda oturdukları sırada birini file dönüp "Fil mi? Bizim dağ sıçanı fil gibi mi? O zaman gölgene baksana dostum" demesi aslında metafora işaret eder. Dağ sıçanı fil kendi gölgesini gördüğünde kışın devam edeceği gibi aslında spiker olan filin de tekrar eden günü tekrar etmeye devam edecektir. Film aslında şunu söylemektedir. Tüm günler esasında aynıdır. Hepsinde güneş doğar, sonra da batar. Günleri farklı yapan şey bizim hayata bakış açımızdır. Bu aynı geçen günler döngüsü kötülük yaparak bitmeyecektir. En sonunda sıkılacağızdır. Fil de bu döngüden sıkılmış ve intihar etmeye kalkışmıştır. Ancak film bize intiharın da bir çözüm olmadığını gösterir. Bu döngüyü kırabilmenin yolu daha iyi bir insan olmaya çabalamaktır. Ancak bu şekilde birbirinin aynısı geçen günler bir anlam kazanır ve farklılaşır. Biz de bu şekilde kendi özbenliğimize, hayattaki mutlak gayemize ulaşırsak, aynı gözüken günler bizim için de bir mana kazanacak demektir. Bugün aslında dündü filmi, bu metafor yoluyla işte bu mesajı anlatmaya çalışmaktadır. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.